Şimdi eve yeni geldim ve fileye uğramıştım. Filede böyle her yerde satılmayan şeyler oluyor ya bazen, onlardan göstereceğim. Özel iki tane ürünümüz var hocam. Bu ikisini ben Ankara'da staj yaptığımda yemiştim. Yani aslında stajdaki ilk staj günümde böyle ne yiyeceğimi bulamamıştım ve çok yakında file vardı ve cips almıştım ve bu barbeküyü almıştım. Yani niye insan bir öyle yemeği için cips alır bilmiyorum. Bir de şunu almıştım. Böyle bu şekilde. Ay korktum. Granülü var bu şekilde böyle ve çok güzeldi tadı. Birazcık şekerli. Bunu da aynı şekilde yurtta içmiştim. O yüzden biraz Ankara anılarım canlandı. Sanki hiç çarpıntım yokmuşçasına. Filtre kahve aldım. Bayağı önce bitmişti filtre kahve ama almamıştım. Çünkü filtre kahve bayağı sert bir kahve. Bu sefer çok daha fazla çarpıntı yapıyor bende ama bu sefer görünce aldım ben de. Çok güzel kokuyor ya. Cidden kokusu başka. Ay çok uyumluyuz şu anda. Ya şu an ders çalışmamak için bence hiçbir bahanem yok. Gördüğünüz üzere KYK param bitmiş bulunmakta. Görüşürüz. Saat şu anda 5.40. Ben 5 gibi uyandım. Bugün oruç tutacağım inşallah. Sahurumu yaptım. Şimdi de dün aldığım kahveyi içmek istediğim için bir tık erken uyandım. 6.30 gibi imsak olacak işte. 6.20'ye kadar şey yaparım büyük ihtimal. Kahvemi içerim. Birazcık da bu artık finallerime biraz böyle başlamak istiyorum. Hani böyle çalışacaksınızdır ama nereden başlayacağınızı, hangi birisinde çalışacağınızı bilemezsiniz ya, şu an öyleyim. Hani başlayacağım, şu an bakacağım ama hani neresinden başlasam acaba gibi bir boşluktayım. En azından onu gidermek adına şöyle bir bakacağım önüme, her şeyi saracağım. Biraz şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Kahvem demlensin, sonra başlayacağım. Harrah's'ın ilk defa filtre kahvesini aldım. O yüzden bir tadını merak ediyorum. Ben uzun zamandır filtre kahve içmiyorum. O yüzden ilk bir tadım yapıştı. Güzelmiş. Ve biraz yumuşak bir tadı var. Diğer filtre kahveler kadar acı, sert bir tat gelmiyor. Yumuşakmış. Bu arada bunu herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ya da bildikleri halde böyle mi? Pek de emin değilim. Harrah's Bim'in markası arkadaşlar. Yani hani sanki farklı bir işte şey bir markaymış gibi. Öyle lanse ettiler gerçekten. Çok güzel yaptılar reklamını ama arkasına baktığınızda Harrah's'ın Bim'in markası olduğunu görebilirsiniz. Yani Bim'deymişsiniz gibi düşünebilirsiniz yani. Ama çok güzel pazarladılar gerçekten. Sanki Harrah's çok daha kaliteli ve hani Bim dışında bir markaymış gibi ama Bim'in. Bugün birazcık zorlandım ki kışta olmamıza rağmen sahurda biraz böyle beni susatacak bir şey yemiştim. Galiba o yüzden oldu. Bugün de şimdilik inşallah kardeşim gelirken bana abur cubur getirmiştir. Şu an tek şeyim o yani. Gerçekten beni mutlu edecek tek şey o. Ben nerede olayım böyle?
kapının önünde beni böyle bekler. Değil mi balım? Evet dedi, gördünüz mü? Gözlerini kırptı. Bugün bu çay tabağıyla ilgili bir video gördüm. Oradaki bilgileri sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu tabağın adı Acem tabağıymış. Bu ortasındaki simgeye Penj, bu kenarlarındakine de Rumi deniliyormuş. Rumi'nin anlamı Anadolu'ya ait anlamında konuluyormuş o simge. Ve çay tabağının sadece şu şekilde kenarlarının kırmızı olmasının, tamamının kırmızı olmamasının sebebi, kenarları bu şekilde kırmızı olduğunda çay daha böyle tavşan kanında gözüküyormuş. Eğer tamamı kırmızıysa eğer çayın bayat olduğunu düşündürtüyormuşsa, öyle düşünülüyormuş. Onun dışında başka ne vardı? Sanırım İran'a ait bir tasarımmış ama tam olarak kimin bu tasarım çıktığı ile ilgili de net bir bilgi yokmuş. Başka ne söylemişlerdi? Bunları hatırlıyorum. Geç. Bu eğicilik çok güzel bir eğicilik. Şu tarafa geç. İlerle biraz daha. Tamam. Şu tarafa şöyle. Dur tamam. Dakika başlamıyorum. Heh, orası çok iyi. Başla. Bu çok güzel bir eğicilik. Bana verdiler. Şivlilik. Şivlilik çok güzel. Bana verdiler. İşte hepsini böyle çıkart, göster şeye. Bir de bu. Çıkalım. Bu. Ablacığım bir de tutuyorum. Ama bakmanı istemiyorum. Niye? Bakmandırmanı istemiyorum. Ama çok merak ediyorum ben içinde neler var. Yiyeceğimden değil asla. Gösteririm video bittikten sonra. Ama videoya göstermemiz lazım. Kankalar çok merak ediyormuş. Çok mu? Evet. Bir tane bu var. Bu var. Çok mu sevdin? Hayır. Şeker var. Tip pop. Ne? Tip pop. Tip top. Tip top var. Bir de şu şekerden var. Yani küçük ama. Silahımızın namusuna verebilecek bir mermimiz. Bizim Allah'ımız, imanımız var çok şükür. Hem biri nişan alsa ne yapabilirsin ki? 5 adım atsa 6. adımda şehit olur. Yüksek sesle haykırıyorum sana olan sevdamı ey Kudüs kan revan içinde. Her tuzağa gönüllü kuşların kanat çırpışıdır Allah'ım. Anlatması çok zor. Ben eve geleli bayağı oldu ve ders namına bir şey yapmadım. Çünkü sınava bir gün kalmadan gerçekten çalışamıyorum. Yani çalışmaya başladığımda bir günden daha fazla erken başladıysam, 2-3 gün öncesinden başladıysam, bu sefer hani çalışmama rağmen hani hala sınava var ya, stres oluyorum. İşte çalıştığım bu bir konuyu acaba bir daha mı çalışsam diyorum. Sanki bir şey eksik yapmışım gibi hissediyorum işte.
O yüzden gerçekten son bir gün çalışıyorum. Tabii benim biraz işte dersler, o hangi dersin sınavı olduğuna da bağlı tabii ki. Öyle her ders de son güne bırakılmıyor. O yüzden şu an hani vaktim olmasına rağmen, bir şeyim olmamasına rağmen bugün cumartesi ama çalışmayacağım. Yarın çalışacağım. Neden yarın? İşte hem bir gün kalacağı için hem de kızlar kahve içtikten sonra kütüphaneye gideceklerdi. İşte kütüphanede ders çalışma verimleri hakkında biraz yakındım. Çünkü ben kütüphanede çalışamıyorum. Ve hani kütüphanede de çalışmayı çok istiyorum. Çünkü gerçekten hani çok hoşuma gidiyor. Kütüphanede gerçekten ben biraz zorlanıyorum. Çok denedim ama her seferinde hüsranla sonuçlandı. İşte saat de böyle 2.30'a 3'e doğru geliyor ve kızlar kütüphaneye gidecek. Hani ben o saatte kütüphaneye gidebilir miyim? Onu söyledim. Yani şunu söylemek istedim daha doğrusu. Hani gün bitmedi mi arkadaşlar? Yani hani kütüphaneye 10'da gidilir. Hani ben 3'te kütüphaneye gitsem zaten 3.30'da ikindi okunacak, bölünecek, namaz kılıp geleceksin. Sonra hemen sonra zaten azıcık bir şey çalışacaksın, acıkacaksın falan da uykun gelecek falan. Hani bunları dışarıda bu rezilliği yaşayacağım. Evde yaşarım yani. Ev rahatlığı falan gibi düşünüyorum. Çok aktarabiliyor muyum bilmiyorum da. Kızlar yarın tekrardan kütüphaneye gideceklermiş. Bu sefer ben de gideceğim. Hem dedim ya işte sınava bir gün kalmış oluyor falan. Hem de akşam 9'a kadar falan bayağı vakit var yani. O yüzden biraz heyecanlıyım. Hani korkuyorum da. Arkadaşlarıma diyorum ev panik hatam tutabilir. Yani her an ben eve gitme isteğim tutabilir falan diyorum. İşte mola veririz, işte atağını geçirtiriz falan bir şeyler söylüyorlar. Kütüphane şeyimi atlatabilirim. Thank you.
İlk sınavıma girdim ve eve geldim. Şu an akşam kaç? 5:50. Tabii bayağı vakit geçti de. Yani hiç beklediğim gibi geçmedi. Gerçekten hocanın zorlayacağını biliyordum. Yani vizedekinden birazcık bir tık daha zorlayacağını biliyordum. Ama bu kadar çok zorlayacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Yani gerçekten çok fazla zorlamış. O yüzden bayağı kötü geçti. Nasıl bir not gelecek çok böyle kestiremiyorum ama yani iyi bir not gelmeyecek. Biraz o yüzden ilk sınav olması için bir de moralim bozuluyor. Bir de bu haftanın o kadar çok hızlı geçmesini istedim ki ben. Çünkü bu bunaltımın haddi hesabı yok. O yüzden hani şu sınavları da atladım, şu bir aylık tatile girmeyi o kadar çok istiyorum ki. Bir de bu sınavlardan dolayı ertelediğim başka şeyler de var ve hala da üst üste birikiyor o işler. Şimdi aslında finallerden sonra onlara da bakacağım. O yüzden bu yoğunluğum aslında bayağı bir devam edecek ama en azından şu finalleri bir atlatmak istiyorum. Dönemi bir kapatmak istiyorum çünkü. Hani bir yandan şu dönem bir kapansın lütfen hayırlısıyla. O kadar çok yavaş geçiyor ki. Dedim ki herhalde birinci sınava girersem hani hızlı geçer. Hani ilk sınava girdim ve tık 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 böyle hemen bir anda bitiyor ya. Bakalım inşallah öyle olur. Hala böyle yavaş gidiyormuş gibi hissediyorum. Birazcık moralim bozuldu ama yapacak bir şey yok. Yani bir sonraki sınavlara çalışacağım şimdi. Ve canım böyle şekerli kahve istiyor. Böyle canım böyle tatlı bir şeyler istiyor. O yüzden fileden aldığım kahveyi yapacağım. Ders çalıştığımı gören böyle bana şivlikle şey çay verdi ya. Çok mutlu oldum. Dua da etti benim için. Yani sırf bu duayla bence çok yüksek alacağım inanıyorum şu an. Çok motive oldum. Mutlu da oldum. Çünkü bugün yersin ya gerçekten. Azıcık göbek atalım ya. Şaka gibi ama son sınava gidiyorum. Bugün saat tam 8:30-20 Ocak. Sınav haftasından sonraki birinci gün. Bugün neredeyse zaten kalktığımdan beri ki, ya geç de kalktım da, kalktığımdan beri full temizlik yapıyorum. En son böyle kahvaltıyla falan duruyordum. En son böyle akşam yemeğini yerken elim ayağım titriyordu. Yani çok böyle yorulmuşum. Şimdi de bitki çayı yaptım. Onu içerken de aslında her ne kadar sınav haftası bitmiş olsa da bir de son sınıfta bitirme tez ödeviniz oluyor. Final ödevi için de yani final sınavı için de bu dersin. Bir şey yazmam gerekiyor. Bir kısmı yazmam gerekiyor. Onu yazacağım şimdi. Sonra da gönderirim diye düşünüyorum. Aslında cuma günü de böyle çok önceden yani final haftasından da önce planladığım bir şey vardı böyle. Tam 19 Ocak'ta 110'a giren bir film vardı ve ben onun fragmanını gördüğümden beri diyordum ki ben bu filme gideceğim yani. Bu filme gitmek istiyorum. Normalde filmci bir insan değilimdir. Yani sinemacı bir insan değilimdir. Böyle bir filmi kendim evde izlemeyi daha çok seviyorum. Böyle bir de artık bilet fiyatları da uçmuş bence. Yani çok pahalı. Çok gereksiz pahalı. Hatta yani bu dünkü cuma 19 Ocak. Tam benim finallerimin bittiği gün. Yani inanılmaz ödül olacak bir şey bu. Ben dedim ki sınavdan çıkar çıkmaz gideceğim işte kendimle zaman geçireceğim, yemeğimi yiyeceğim, sinemaya gideceğim falan vesaire ama son günler yaklaştıkça o kadar çok enerjim düştü ki dedim ki ben bunu galiba sonra yapsam çok daha iyi olur. Ama sonra dedim ki hayır dedim ben bunu hak ettim ve gideceğim yani o bana iyi gelecek diye ama sonra gerçekten mantıksal olarak düşündüm ve gitmeme kararı aldım. Biraz böyle dinlendikten sonra gidersem çok daha güzel bir şekilde tadını çıkaracağımı düşünüyorum. Zaten bir ay tatildeyim şu an. Cuma günü onun yerine işte kızlarla yemek yedik. Biraz oturduk sonra da eve geldim zaten ve sonra da yatış. Ondan sonra işte bugün oldu. Anlattım zaten onları. Yani bu da demek oluyor ki video burada bitiyor. Umarım bloğu beğenmişsindir. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsan sevinirim. Bir de abone olursan da sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.